Rus birlikleri Berlin'i sararken Adolf Hitler yaşamına son veriyor. Yoksa vermiyor mu? Sovyet arkadaşlarım Hitler'den kalan hiçbir iz bulamadı. Sorun şuydu, cesedi kimse görmemişti. Hitler Kızıl Ordu'yu atlatıp son anda kaçmayı başarabildi mi? Sovyet lideri Joseph Stalin'in iddiası bu yöndeydi. Hitler'in yaşadığına inanıyordu. Hitler'in birdenbire ortadan kaybolması başka nasıl açıklanabilirdi? Efsanenin ardındaki gerçekleri inceleyin. Bunlar kesinlikle Hitler'in dişleri. Ve Adolf Hitler'in esrarengiz sonuna öğrenin. Büyük bir soru vardı. Bu savaşı başlatan adamın, Adolf Hitler'in kaderi ne olacaktı? Onun yüzünden koca bir kıta harabeye döndü. Ve on milyonlarca insan öldü. Savaşın travmasını yaşayan dünya için Hitler'in benzeri görülmemiş yıkımı ancak tek bir şekilde cezasını bulabilirdi. Ölümle. Çoğu kişi onun bir kaçış yolu bulmasından korkuyordu. Basın Hitler'in yerine geçip onun kaçmasını sağlayacak benzerlerinden söz ediyordu. Hitler'in sağ kalması halinde yarım kalmış emelini gerçekleştirmek, yani Avrupa'yı fethetmek için yeni bir akım başlatacağı yazılıyordu. Herkes savaşın devam etmesinden korkuyordu. Hitler'in ve diğer liderlerin ortadan kaybolması en son istedikleri şeydi. Olamaz, hala bitmedi diyorlardı. Biz onu bulup öldüğünden emin oluncaya kadar da bitmeyecek. Bu korkular daha sadece başlangıçtı. Savaşın sona ermesinden sonra yıllar boyunca Hitler'in nerede olduğu sorusu yanıtsız kalacaktı. Önemli tanık ifadeleri ve adli tıp kayıtları yarım asır boyunca gizli kaldı. Bu sırada Hitler'in kaçtığına dair söylentiler dünyanın dört bir tarafını sarmaya devam etti. Söylentilerin bazıları Madrid'den çıkıyordu. Burada Nazi hükümetinin kaçışı için kuzeyde denizaltıların hazırlandığına dair hikayeler dolaşıyordu. Japonya'ya gidecekti. Bu gayet açıktı çünkü Japonya Almanya'nın müttefikiydi. Sadece Nazi kodumanları değil, Adolf Hitler de Arjantin'e gidecekti. Oradan da Antarktika'daki kurdukları gizli bir U-boat üstüne kaçacaklardı. Söylentiler savaşın galipleri arasında düşmanlığa neden oluyordu. Çünkü herkes birbirini Hitler'i saklamakla suçluyordu. Onlarca yıl sonra bazı neo-Naziler bu söylentileri Hitler'in yenilmezliğinin kanıtı olarak gösterecekti. Hitler'in kaçmış olması mümkün müydü? Savaşın sonunda Hitler'in başına ne geldi? Bu gizemin başlangıcı Berlin'e dayanıyor. Nisan 1945. Hitler'in kaçış olanakları hızla daralıyordu. Alman semaları aylardır düşman kuvvetlerinin denetimindeydi. Hava yoluyla kaçış çok tehlikeliydi. Durmak bilmeyen bombardıman Berlin sokaklarını moloz yığınlarıyla doldurmuştu. Arabayla kaçmak çok zor. Kızıl Ordu yaklaşıyordu. Ve dünyada Adolf Hitler'i ele geçirmeyi en çok isteyen kişi Joseph Stalin'di. Stalin'in ve Rusların Berlin'i ele geçirmek isteğine kuşku yoktu. Stalin'e göre Berlin'i ve hatta Hitler'i ele geçirebilirse gücünün zirvesine tırmanacaktı. Stalin'in generalleri Berlin'i ve Hitler'i sadece Sovyetlerin ele geçirebilmesini sağlayacak bir muharebe planı hazırlıyordu. Batıya ilerleyip Amerikalıların diğer taraftan saldırmasına izin vermek yerine şehri kuşatacaklardı. Peşinde oldukları adam kolay yakalanacak biri değildi. Pişmanlık hissini hiç tanımayan Adolf Hitler, ülkesinin savaşı kaybederek ona ihanet ettiğine inanıyordu. Ve Stalin'e yakalanmamak konusunda kararlıydı.
adamlarına canları pahasına mücadele etme emri verdi. Teslim olmak Hitler'in tercihleri arasında hiçbir zaman yer almadı. O tabiri caizse iflah olmaz bir kumarbazdı. Ve kalan son parasını, yani son taburunu da ortaya atmak, onun için kazanmayı garanti altına almak demekti. Kızıl Ordu Berlin'e ulaştığında sayıları Alman askerlerinin 10 katıydı. Ancak şehri sokak sokak, ev ev işgal etmeleri gerekiyordu. Sonunda 17 günlük çatışmadan sonra 2 Mayıs'ta Kızıl Ordu ile Adolf Hitler arasındaki son garnizonda teslim oldu. Radyolar bu haberi dünyanın dört bir yanına duyurdu. Berlin düştü. Mareşal Stalin az önce Almanya'nın başkentini tamamen ele geçirdiklerini ilan etti. Peki tüm bunların arkasındaki savaş taciri neredeydi? İlk gelen haberler Adolf Hitler'in öldüğü yönündeydi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika önce Alman radyosu Hitler'in komuta karargahında askerleriyle birlikte Ruslara karşı savaşırken öldüğünü duyurdu. Bu gerçekten Hitler'in sonu olabilir mi? Çok geçmeden çelişkili haberler tüm dünyanın umutlarını suya düşürdü. Rus basını Hitler'in savaşırken ölmüş olabileceği fikrine gülüp geçiyor ve intihar ettiği konusunda ısrar ediyordu. Amerikalılar ise Hitler'in hasta olduğunu iddia ediyordu. Gelen haberlere göre Hitler'in ölüm nedeni beyin kanaması. Bazı kaynaklardansa Hitler'in Berlin'de olmadığına, bir yerde saklandığına ve Hitler'in ölümüne dair Alman radyosundan verilen haberin onun kaçmasını sağlamak için ortaya atılan bir kandırmacı olduğuna dair haberler geliyor. Bu gizemi ancak tek bir şey çözebilirdi. Hitler'in cesedi. Ancak günler geçiyor ve Ruslar cesedi bulamıyordu. Çatışma bittikten 6 gün sonra Almanlar resmen teslim oldu. Tüm dünya bu haberi kutladı. Ama Kızıl Ordu'nun elinde hala ne bir esir, ne bir ceset, ne de Hitler'in öldüğüne dair kesin bir kanıt vardı. Rus askerleri bu sahneyi çekmeleri için kameramanları Hitler'in karargahına çağırdı. Ama çok geçmeden umutlar yine suya düştü. Doktorlar bu cesedin Hitler'e değil, onun kötü bir taklidine ait olduğu sonucuna vardı. Eğer bu gerçekse, Hitler'e ait tüm izler yok olmuş demektir. Hitler'in benzerine dair haberler, Adolf Hitler'in ölmediğine, Berlin'den kaçtığına ve kimliği belirsiz cesedin onun kaçmasını sağlamak için hazırlanmış bir düzmece olduğuna dair kuşkuları güçlendiriyordu. Almanların teslim olmasından bir ay sonra Sovyetlerden bir açıklama geldi. Ve bu açıklama tüm dünyayı şaşkınlığa boğdu. Rusya'nın en yetkili generali Georgi Zhukov, askerlerinin Hitler'e ait hiçbir ize rastlamadığını söylüyordu. Alman diktatör son anda kaçmış olabilirdi. Dahası Zhukov, Nazi liderinin ortadan kaybolmadan önce evlendiğini söylüyordu. Kamuoyu Eva Braun'un adını bu şekilde öğrendi. Bir sessizlik komplosu kurulmuştu. Braun'un varlığını ve Hitler'le ilişkisini sadece Hitler'in yakın çevresindeki birkaç kişi biliyordu. Her zaman hayatını feda ettiği, kendini Almanya'ya adadığı ve adeta Almanya ile evli olduğu izlenimini verirdi. Führer'in gerçekten evli olabileceğine kimse inanmazdı. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla kaçış söylentileri doruğa ulaştı. Çoğu kişiye göre evlenmek sona yaklaşmış bir adamın yapacağı bir şey değildi. Hitler'in ölümüyle ilgili kuşkular Amerikan hükümetinin en yüksek mercilerini bile sarsmıştı. Amerikalı komutan Dwight Eisenhower, Berlin'de Zhukov'la görüştükten kısa bir süre sonra bir muhabire Hitler'in hala sağ olabileceğini söyledi. Herkesin kafası karışmıştır. Müttefikler onun nerede olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden neye inanacaklarında şaşırmışlardı. Tüm dünya korkunç bir kabusun gerçek olabileceğini düşünüyordu. Gelmiş geçmiş en korkunç canilerden biri Rusları kandırmış, tüm dünyayı aldatmış ve kaçmıştı. Adolf Hitler'in Mayıs 1945'te ortadan kaybolmasıyla dünya çapında bir arama başladı. Hitler'in dünyaya aynı yıkımı bir kez daha yaşatabileceği korkusu herkesi sarmıştı. Ama bu gizemin içindeki en önemli soru şuydu. Dünya çapında aranan bir adam nasıl olur da kaçmayı başarabilirdi? Hitler ne zaman kaçmış olabilirdi?
20 Nisan 1945'te Berlin'in düşüşünden 12 gün önce onu gören tanıklar vardı. O gün 56. yaş günüydü. Sığınağının üstündeki bahçede Kızıl Ordu'ya karşı cesurca savaşan çocuklarla görüşüyordu. Çöküşün eşiğine gelmiş bir delinin bu son görüntüleri onun dünyaya nasıl zarar verdiğini gösteriyordu. Bu çocuklar gönüllü değildi. Naziler son bir kararla herkesin Berlin'i savunmaya katılmasını emretmişti. Ama askerlik çağındakilerin hepsi zaten ya cephedeydi ya da ölmüştü. Bu emir binlerce yaşlı adamı ve çocuğu ölüme gönderiyordu. Hitler acımasız bir karar daha alarak kadınların ve çocukların şehri terk etmesine izin vermedi. Hitler üzerinde düşünmek istemedi, hiçbir konuyu düşünmedi. Sivil nüfusu koruması gerekebileceği de hiç ama hiç aklına gelmemişti. Milyonlarca insan sokakların altında sığınacak bir yer arıyordu. Berlin'in yeraltını çok iyi tanıyan Dietmar Arnold, çaresiz insanların nasıl hayatta kaldığını araştırdı. Bu odada 60 ile 80 arasında insan vardı. Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardı. ...60 kişi 20 kişilik bir odaya sıkıştı. Odada ne yiyecek, ne elektrik ne de akan bir musluk vardı. Kadınların sokaktaki tulumbalara gidip su getirmesi gerekiyordu. Gidenlerin geri dönemediği de oluyordu. Peki Berlin bu keşmekeş içinde boğulurken Hitler neredeydi? Yerin 9 metre altında, güçlendirilmiş betonla örülü ve labirenti andıran özel sığınağında saklanıyordu. Üstelik başkentin tam ortasında. Hitler aylardır burada yaşıyordu. Artık halkın önüne eskisi kadar sık çıkmıyordu. Ruslar yaklaşırken kaçış için en fazla ihtiyaç duyacağı şeye sahipti. Görünmez diye. Eğer kaçma fırsatını yakalarsa Kızıl Ordu'nun içinden geçmesi gerekecekti. Ama bu da büyük bir sorun değildi. Verdiği katı emirlerle milyonları ölüme gönderirken onun ve adamlarının elinde tanklar, uçaklar ve hatta U-botlar vardı. Üstelik bunları kullanmakta tereddüt bile etmezlerdi. Teorik olarak son ana kadar şehri terk etmesi mümkün değildi. Hitler'in yaş gününü kutlayan üst düzey Naziler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring, SS Şefi Heinrich Himmler ve Hitler'in gözde bakanı Albert Speer şehirden olabildiğince çabuk ayrıldı. Toplamda 2000 Nazi Berlin'i ve Berlin'de yaşayan sivil halkı terk etti. Adolf Hitler de bu toplu göçe katılabilirdi. Nazi partisi liderleri bulabildikleri ilk araba, uçak ya da trenle kaçtı. Berlin dışına çıkmak için hepsinin iyi birer askeri mazereti vardı. Ama aslında amaçları sadece kaçmaktı. Hitler'in canları pahasına savaşma emri verdiği adamlar ve çocuklar da üzerlerine düşeni yapıyordu. Kaçan liderler için yolları açık tutuyorlardı. Ruslar güneye ve batıya giden ana yolları ancak 24 Nisan günü kapatabildi. Ve şehirdeki tüm havalimanlarını ele geçirmeleri 27 Nisan'ı buldu. Hitler halkın önüne en son 20 Nisan'da çıkmıştı. Ve başka kaçış yolları da vardı. Onun emirleri doğrultusunda işçiler Berlin'in merkezindeki bir ana caddeyi uçak pistine çevirdi. 29 Nisan'da şehrin teslim olmasından 3 gün önce Sovyet birlikleri gördükleri 2 kişilik uçak karşısında hayret etmişti. Uçak onlarca düşman askerinin atış mesafesi içinde pistte ilerliyordu.
ve kimse onu durdurmaya çalışmıyordu. Bu uçak birdenbire ortaya çıktı ve gözlerinin önünde havalandı. O kadar şaşırmışlardı ki zamanında ateş açamadılar bile. Bu askerler uçup gitmesine seyirci kaldıkları uçağın içinde Hitler'in olup olmadığını hep merak edecekti. Ancak Nisan 1945'te yüzyılın en kötü şöhretli adamı için sığınacak bir yer bulmak hiç kolay değildi. Peki Adolf Hitler nereye gidebilirdi? Doğuya gidemezdi. Rusya'yı işgal altında tuttukları 3 yıl boyunca Alman askerleri kendi istekleriyle pek çok yeri yağmalamış ve insanları katletmişti. Öldürülen 25 milyon insanın çoğu sivildi. Sovyetlerin intikam almasından korkan pek çok Alman canlarını tehlikeye atarak Amerikan bölgesine girmeye çalıştı. Doğu Avrupa'daki savaş köle etmek ve öldürmek üzerine kurulu bir ırk savaşıydı. Bu yüzden Hitler'in doğuya kaçması imkansızdı. Çok geçmeden Batı Avrupa'da Hitler'i gördüğünü söyleyenlerin sayısı artmaya başladı. Bir Nazi pilotu liderini Danimarka'ya kaçırdığını söylüyordu. Başkaları ise onun Alplerde çoban kılığında gezdiğini veya lüks bir Fransız kumarhanesinde krupiye kılığına girdiğini iddia ediyordu. En rahatsız edici haberse İsveç'ten geldi. Hitler ve eşi Eva Braun'un iki çocuğu olduğu ve onların yanına gitmek için kaçtıkları söyleniyordu. Bu son haber, Hitler'in Nazileri yeniden canlandırmak için yeni bir takım oluşturduğuna dair korkuları harekete geçirdi. Pek çok kişiye göre bu haber, Hitler'in içindeki yok etme dürtüsünün sonsuza dek yaşayacağını kanıtlıyordu. Başka maskeler altında olsa bile. Hitler, batıda insanlık dışı bir varlık, hatta şeytanın ta kendi olarak görülüyordu. Onun ölmüş olabileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Derken Temmuz 1945'te Hitler'in nerede olduğuna dair tahminler birer söylenti olmaktan çıkıp bir propaganda aracı haline geldi. Savaş galiplerinin Berlin dışında yaptıkları bir toplantıda Joseph Stalin, Hitler'in hala hayatta olduğu konusunda ısrar ediyordu. Alman liderin bir U-Boot'la Japonya'ya ya da Avrupa'da kalan son faşistin Francisco Franco'nun yönettiği İspanya'ya kaçtığını iddia ediyor. Bu iddialar Stalin'in Hitler'in ortadan kaybolmasını düşmanlarını rahatsız etmek için kullanmaya niyetli olduğunu gösteriyordu. Stalin her zamanki gibi bir gizem havası yaratarak herkesin sürekli bir şeylerden kuşku duymasını istiyordu. Bir şeyden emin olmalarını önlemek için de hem kendi çevresini hem de dünyayı kibirli tavrı ve rahatsız edici mizah anlayışıyla etkiliyordu. Derken Stalin'in haklı olabileceğini gösteren ilginç bir kanıt ortaya çıktı. Bir Alman U-Boot'u yabancı bir limana yanaştı. Ama ne Japonya'ya ne de İspanya'ya. Güney Amerika'daki Arjantin limanına. Arjantin, İkinci Dünya Savaşı'na en geç giren Latin Amerika ülkesiydi. Alman göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu bir yerdi. Arjantin Başkanı Juan Perón, Hitler rejiminin hayranıydı. Ve ülkesi hali hazırda pek çok nüfus sahibi Nazi'ye ev sahipliği yapıyordu. İlerleyen yıllarda daha fazlası da gelecekti. Ölüm kamplarının mimarı ve aranan savaş suçlusu Adolf Eichmann ve Auschwitz'in ölüm doktoru Joseph Mengele de gelecekler arasındaydı. Hitler de sadık yardımcısı gibi Arjantin'e kaçıp tekrar sahneye çıkmayı planlıyor muydu? Adolf Hitler'in sanıldığı gibi Berlin'den kaçabilmesi için çok yardıma ihtiyacı olacaktı. Onun en büyük müttefiki, İtalya'nın şiddet saçan lideri Benito Mussolini. Ancak 1945 yazında Mussolini çok aşağılayıcı bir şekilde öldürüldü.
Komünistlerin suikastına uğradı ve cesedi topuklarından asıldı. Tüm dünyanın gözünde canlanan Hitler'in de böyle bir cezaya çarptırılmasıydı. Aşağılayıcı bir son. Mussolini ve metresi bir benzin istasyonunun kirişinde asılı dururken Mussolini'nin cellatlarından biri olan Terracci de onların yanında asılıyor. Hitler'in Avrupa'daki bir başka yakın arkadaşı Francisco Franco ise İspanya'yı keyfiyetle yönetmeye devam ediyordu. Arjantin'de sağcı asker Juan Perón'un yönetimi altına giriyordu. Başlarda kimse Perón'un Hitler'i ülkesinde barındıracağından şüphe etmedi. Arjantin, Amerika'nın yoğun baskısı altında da olsa Mart 1945'te Almanya'ya savaş ilan etmişti. Ayrıca iki ülkeyi birbirinden ayıran 11 bin kilometre mesafe vardı. Hitler'in fark edilmeden bu kadar uzağa gitmesi çok zordu. Ancak savaş bittikten iki ay sonra Arjantin sahili açıklarında iki U-Boot göründüğünde Perón dikkatleri üzerine çekti. 10 Temmuz'da ilk U-Boot U-530 yüzeye çıktı. 5 hafta sonra da ikincisi. Çok geçmeden Hitler'in Nazi Almanyası'nın en sinsi silahını imkansız sayılabilecek bir kaçış için kullandığına dair haberler yayılmaya başladı. Bu olay büyük bir çalkantıya neden oldu. Bir U-Boot'un savaş bittikten sonra Arjantin'e gitmesi ancak gizli bir amaçla açıklanabilirdi. Arjantinliler mürettebatı sorgulama için hemen Amerikalılara teslim etti. Tarihçi Tim Mulligan, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Arşivleri arasından sorgu dosyalarını buldu. Bu dosyalara göre Hitler ortadan kaybolduğu sırada ilk U-Boot U-530 seyir halindeydi. U-530 1945 yılının Mart ayından beri görevdeydi. Kaptan muhtemelen mürettebatı en iyi seçeneklerinin Arjantin'e gitmek olduğuna ikna etti. Ancak ikinci U-Boot'un U-977'nin hikayesi daha fazla şüphe uyandırıyordu. U-977 Norveç'teki üsten 2 Mayıs'ta Rus askerleri Hitler'in sığınağını istila ettikleri sırada ayrılmıştı. Almanya Norveç'i 1945'te işgal etmişti ve Mayıs 1945'te Norveç hala Alman işgali altındaydı. Hitler Rusların ileri sürdüğü gibi Berlin'den hava yoluyla ayrılsaydı Norveç'e kaçabilirdi. Ve orada 2 Mayıs'ta Kuzey Atlantik devriye göreviyle sefere çıkan U-977'ye binebilirdi. Savaş bittiğinde denizdeki tek U-Boot U-977 değildi. U-Boot'ların çoğu Almanya'nın silah bıraktığı haberini alınca teslim oldu. Ancak U-977 2,5 ay boyunca ortaya çıkmadı. Denizde kaldıkları süre 105 günü buluyordu. Oysa 2. Dünya Savaşı boyunca Amerikan denizaltılarının devriyede kaldığı en uzun süre 84 gündü. Bu yolculuğun uzunluğu pek çok kişiye U-977'nin rotasından saptığını düşünüyordu. Güney Arjantin'e, hatta belki de Antarktika'ya gitmiş, teslim olmadan önce Hitler'i bir yere bırakmış olabilirdi. Birdenbire Hitler'i Güney Amerika'da gördüğünü söyleyenlerin sayısı arttı. Washington'daki FBI merkezine istihbarat yağıyordu. Ve alarm zilleri direktör Edgar Hoover'a kadar yükselmişti. Adolf Hitler, Buenos Aires'in 725 kilometre kuzeybatısında bir çiftlikte. Colombia, Bogota'da. Arjantin Continental Otel'de, oda numarası 1027. İstihbaratlar zengin Nazi sempatizanları ve Hitler'in saklandığı mekanlar konusunda uyarıyordu. Hitler'in Nazi Partisi'nin Amerika kıtasında tekrar canlanmasından korkan FBI ajanları 10 yıl boyunca bu konu üzerinde çalıştı ve kalınlığı 700 sayfayı geçen bir dosya hazırladı. Hitler'in görüldüğüne dair haberler Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar uzanırken Hitler'in bulunması için müttefiklere yapılan baskılar artıyordu. Almanya'daki askeri inzibatlar binlerce kişiyi durduruyor ve onu bulmak için ev ev dolaşıyordu. Bu adamı, Heinrich Noll'ü defalarca gözaltına aldılar.
Alman liderden hemen hemen hiç iz yoktu. Ama sıkı önlemler başka yararlar getirdi. Askerler Hitler'in üst düzey subaylarının çoğunu yakaladı. Bu subaylar Ruslar yaklaşırken Berlin'den kaçmışlardı. Alman donanma komutanı Karl Dönitz, Levazım Bakanı Albert Speer'le birlikte Britanyalı askerlere teslim oldu. Britanyalı askerler korku uyandıran SS'lerin başı Heinrich Himmler'i de yakaladı. Himmler, zabitlerinin onu hapse göndermek ya da daha kötüsünü yapmak niyetinde olduklarını fark edince zehir yutarak intihar etti. Amerikalılar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring'i Avusturya'da saklanırken buldu. Elinde tuttuğu çalıntı sanat eserlerini de ortaya çıkardılar. Müttefikler, Hitler'le sıkı bağları olan 21 Nazi'yi uluslararası bir mahkemeye çıkardı. Hakimler 21 kişinin 18'i hakkında mahkumiyet kararı verdi. 11 kişiyi idama mahkum etti. 2 numaralı idam sehpasının kapağı 1.19'da açıldı ve ölüm 1.33'te gerçekleşti. Diğerlerinden daha fazla pişmanlık duyan Albert Speer 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Göring idam sehpasına çıkma sırası gelmeden hemen önce zehir içti ve hücresinde ölü bulundu. Naziler ve işbirlikçileri Avrupa'nın dört bir yanında misillemelere maruz kaldı. Ama bu kuşatma ortamı koca bir kıtanın yağmalanmasına yol açan beynin en büyük suçlunun hala serbest olduğu fikrini silmeye yetmiyordu. 1945 sonbaharında Adolf Hitler'in nerede olabileceğine dair ipuçları azalmaya başlamıştı. Ve en büyük düşmanını yakalayamamış olmak Sovyet lider Joseph Stalin'in sabrını taşırıyordu. Kendi imajını ve komünizm davasını güçlendirmek için savaş sırasındaki müttefiklerinin Hitler'e yataklık ettiğini ileri sürerek onları kızdırıyordu. Stalin, müttefikleri Hitler'le ilişkilendirebilmek için elinden gelen her yolu deniyordu. Bir şekilde batılı kapitalistleri, Nazilerin gizli destekçileri gibi göstermeye çalışıyordu. Britanya ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler giderek kötüleşiyordu. Derken Ruslardan o ana dek yapılan en şaşırtıcı suçlama geldi. Bir Sovyet gazetesi Adolf Hitler'in Almanya'nın İngiliz işgali altındaki bölgesinde bir kalede rahatça yaşadığını haber veriyordu. Britanyalı liderler bu iftira karşısında çok öfkelendi. Bu Londra'da bir hakaret olarak algılandı. Bu itham Britanyalıları adeta suçlu gibi gösteriyordu. Hitler'in gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu incelemek için bir soruşturma emri verdiler. Ancak Stalin yardım etmeyi reddediyordu. Hitler'in Moskova'daki hapishanelerde tutulan yardımcılarının Britanyalı müfettişlerce incelenmesine izin vermiyordu. Batılılar tarafından yakalanan liderlerden Hitler'e ne olduğuna dair kesin bilgi alınamıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring basına Hitler'i en son Almanya'da sağ gördüğünü söylüyordu. Ancak bu tutuklular çok önemli bir soruya yanıt verebiliyordu. Hitler'in niyetinin ne olduğu sorusu. Hitler'in kaçış yolları vardı. Kaçış fırsatı da vardı. Peki kaçmaya niyeti var mı? Tanıkların ifadesine göre Hitler'i 20 Nisan'da doğum gününde gördüklerinde kaçması için ısrar etmişlerdi. Hitler ise Berlin'de kalacağını söylemişti. Tanıklar savaşın sonunda Hitler'in artık o eski her şeye gücü yeten adam olmadığını söylüyordu. Tökezleyip düşmüş ve kolunu burkmuştu. Hitler o son evrede giderek kötüleşiyor, giderek çöküyordu. Herkes onun olduğundan 20 yaş daha yaşlı göründüğünü söylüyordu. Adolf Hitler Berlin'den ayrılmaya karar verdiyse bile muhtemelen fazla uzaklaşamayacak kadar hastaydı. Britanyalı soruşturmacılar 1945 yılının Aralık ayında tutuklanan bir adam sayesinde
yapbozun kayıp parçalarından birini daha buldu. Hitler gençliğine önderlik eden, onları Nazi savaşına çeken Arthur Axmann, 30 Nisan'da Hitler'in sığınağında olduğunu ve Adolf Hitler'in cesedini gördüğünü söylüyordu. Bu ifade, dünyanın 7 ay önce duyduğu haberi doğruluyordu. Adolf Hitler'in Berlin'de öldüğü haberini. Peki o zaman Ruslar neden onun kaçtığı konusunda ısrar ediyordu? Cesedi bulamadıkları için akılları karışmış olabilirdi. Ya da yalan söylüyorlardı. Ne Eisenhower ne de Britanyalı askeri liderler Rusları bu konuda yeterince sıkıştırmamıştı. Bence bu bir hataydı. Stalin'in ortaya attığı iddia, Batılıların Adolf Hitler'e ve diğer kaçak Nazilere sığınma verdiği iddiası, savaştan sonra onlarca yıl canlılığını korudu. Savaş sonrası karışıklıkta resmi belgeler yok edilmişken ve insanlar isimlerini değiştirip sahte kimlikler edinebilirken, bir sürü Nazi kaçma imkanı buldu. Ancak kimlik sahteciliği tüm vakalar için geçerli değildi. Bugün Amerikan İstihbarat Servisi'nin Lyon kasabı olarak tanınan Klaus Barbie'ye adaletten kaçması için onlarca yıl yardım ettiğini biliyoruz. Üstelik aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Yahudinin Auschwitz'teki toplama kampına gönderilmesinde önemli bir rol üstlenmesine rağmen. Batılı güçler Adolf Hitler'i koruyacak kadar ileri gidebilir miydi? 1945 yılında Britanyalılar bunun aksini kanıtlamak için uğraşıyordu. Ama Hitler öldüyse cesedi neredeydi? Savaştan sonra 2 ay boyunca Kızıl Ordu Berlin'in üstüne kalın bir perde çekmişti. Batılı askerler Temmuz ayına kadar Hitler'in sığınağına giremedi. Bir Amerikalı tarafından çekilen bu fotoğraflar sığınağın üstündeki bahçeyi gösteriyor. Tanıkların söylediği gibi Hitler burada öldüyse cesedi de bu yakınlarda olmalıydı. Ancak soruşturmacılar cesedi aramaya kalktığında Kızıl Ordu onlara engel oldu. Bu Rusların bir şeyler sakladığının açık bir işaretiydi. Peki ama Stalin Hitler'in başına gelenleri gizleyerek ne kazanacaktı? Stalin etrafındaki herkesten kuşkulanıyordu. En büyük korkusu da savaş kahramanı General Georgi Zhukov'un onu tahtından indirecek kadar güçlenmesiydi. Ordunun Hitler'in öldüğü haberini bütün dünyaya duyurup itibar kazanması kabullenilemezdi. Aslında Hitler'i yok eden de ordunun ta kendiydi. Stalin'in bir korkusu daha vardı. Hitler'in mezarında da gücünü korumaya devam etmesi. Kayıp olarak bilinirse yandaşlarının toplanacağı bir mezarı olamayacaktı. Stalin bu kaçış masalına kendini o denli adamıştı ki bu inancı mezara kadar götürdü. Bence kendini Hitler'in sağ olduğuna inandırmıştı. Stalin'in ölümünden sonraki yıllarda Hitler'in ölümüyle ilgili ayrıntılar yavaş yavaş dışarı sızmaya başladı. 1950'lerde Sovyetler Rokus Mişi ve Hitler'in diğer yardımcılarını serbest bırakıp bildiklerini anlatmalarına izin verdi. Ama Stalin olayın üzerine öyle geniş bir örtü örtmüştü ki Rusların arşivlerini açmaları ve tanıkların Hitler'e olanları tam olarak anlatması ancak Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra mümkün oldu. ...1945 yılı Nisan ayının sonlarında Kızıl Ordu Berlin'i kuşattı. Adolf Hitler'in önünde iki seçenek vardı. Ya kaçacaktı ya da en büyük düşmanının Joseph Stalin'in eline düşecekti. Teslim olsaydı Ruslar intikam almak için ona çok korkunç bir son hazırlayacaktı. Stalin düşmanını yakalatmak için en sadık askerlerini gönderdi. Gönderdiği karşı istihbarat ekibinin adı SMERSH'ti. Casuslara ölüm anlamına geliyordu.
bu Sovyetler Birliği'nin yürüttüğü gelmiş geçmiş en gizli operasyondu. Smersh kıtası bulacağı şeylerle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması için ölümle tehdit edildi. Mayıs 2 günü Smersh ajanları Hitler'in sığınağının üstündeki bahçeye girdi. Bahçe cesetlerle doluydu. Kömürleşmiş cesedin Nazi propaganda şefi Joseph Goebbels'e ait olduğunu kolayca anladılar. O belirgin profili başkasınınkiyle karıştırmalarına imkan yoktu. Sığınağın derinlerinde dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Goebbels'in 6 çocuğunun cesetlerini buldular. Çocuklar sığınağa bombardımandan kaçmak için gelmişti. Ama burada anneleri tarafından zehirlenip öleceklerinden haberleri yoktu. 5 Mayıs'ta arama çalışmalarının 3. gününde askerlerden biri bir mermi çukurunun içinde kömürleşmiş bir battaniye parçası buldu. Altında yanarak tanınmaz hale gelmiş bir ceset vardı. Bunun Hitler'e ait olup olmadığı ancak bir şekilde anlaşılabilirdi. Dişlerine bakarak. Smersh askerleri savaşın altüst ettiği Berlin sokaklarında Hitler'in diş hekimini aramaya başladı. İpuçlarını takip ederek Hitler'in dişçisinin asistanını bulmaları olağanüstü bir şeydi. Hatta bir mucizeydi. Asistan hafızasından Hitler'in dişlerini gösteren bir resim çizdi. Dişlere uyuyordu. Anlaşılan buldukları Adolf Hitler'in cesediydi. 60 yıl sonra Ruslar arşivlerini tamamen açtığında tüm dünya o dişlerin hala saklandığını görüp hayrete düştü. Bunlar gerçekten Hitler'e mi ait? Bu dişler ilk kez Rus olmayan bir bilim insanı, Alman adli tıp biyoloğu Dr. Mark Benecke tarafından incelenecek. Bunlar şimdiye dek gördüğüm en kötü dişler. Dişlere çok fazla kişi dokunduğu için DNA testleri sonuç vermeyebilir. Ancak Benecke bunların gerçekten Hitler'e ait olup olmadığını anlamanın bir yolunu buluyor. Elinde Hitler'in kafatasının 1944 yılında, ölmeden bir yıl önce çekilmiş röntgenleri var. Burada üstte çok ilginç bir şey görünüyor. Diğer yerler çok yoğun. Ama burada açık renkli bir nokta var. Bunun nedeni de muhtemelen şurada gördüğünüz boşluk. Bu dişler gerçekten Hitler'e aitse ona büyük acı çektirmiş olmalılar. Dişçisi neredeyse bütün dişlerini altın kaplamalarla değiştirmiş. Kesinlikle ona ait olduğunu söyleyebileceğimiz 4 diş var. Öndeki, en alttaki 4 diş. İşte bunlar. Anlaşılan Hitler diş hekimine gidip şöyle demiş. Önümüzdeki 10 veya 20 yıl boyunca bir daha dişçiye gitmek istemiyorum. Dişlerimin hiç bozulmamasını sağlayacak bir şey yap. Diş hekimi de dediğini yapmış. Kaplamalardaki yoğun metal kimlik tespitini kolaylaştırıyor. Kaplamalar röntgen filminde beyaz görünüyor. Buradaki en büyük yapılardan biri şuradaki dev metal köprü. Hafif U şeklinde. Aynısını burada da görebilirsiniz. Bunlar kesinlikle Hitler'in dişleri. Buna hiç şüphe yok. Dişler Hitler'in öldüğünü kanıtlıyor. Ve bunlar Rusların onlarca yıl sakladığı kanıtların sadece bir kısmı. 1946'da KGB ajanları Hitler'in mezarını incelediğinde sıra dışı bir şey daha buldu. Bir kafatası parçası. O parça da hala Rusların elinde. Kafatası parçası Hitler'in nasıl öldüğüne dair bir ipucu veriyor. Otopsi sırasında Rus doktorlar Hitler'in ağzında bir cam parçası buldu. Bu onun bir siyanür ampulü çiğnediğinin işaretiydi. Ancak Benecke'ye göre kafatasındaki delik Hitler'in kendini ateşli bir silahla vurduğunu gösteriyor. Bu pekala bir çıkış deliği olabilir ama giriş deliği değil, çıkış deliği. Hitler'in devlet arşivlerinde duran kafatası parçası kafatasının arka sağ tarafına ait. Mermi yolu muhtemelen biraz daha aşağıdan, biraz daha kenardan geçiyor. Yeni kanıtlar ve Hitler'in eski yardımcılarının ifadeleri, Hitler'in ölümüyle ilgili gerçekleri daha yakından görmemizi sağlıyor. Hitler'in telefon operatörü SS subayı Rochus Misch, o gün olanların hayatta kalan tek tanığı. 30 Nisan 1945 günü öğleden sonra Hitler ve Eva Braun evde yalnızdı. Yanlarında 2 dolu tabanca ve küçük zehir şişeleri vardı. Hepimiz çok sessizdik.
Kimse bir şey söylemiyordu. Sonra biri zaman geldi dedi. Kapı açıldığında Hitler'i ve Eva'yı gördüm. Eva kanepede yatıyordu. O görüntü bugün bile gözümün önünde. Eva Braun zehir içmişti. Çoğu kişi Hitler'in kendini vurduğunu düşünüyordu. Ama ne Mish ne de diğer tanıklar onu tam olarak incelemişti. Rusların ileri sürdüğü gibi siyanür içmiş olabilir miydi? Hitler, Ruslar tarafından yakalanmaktan çok korkuyordu. İşi şansa bırakmamak için iki şeyi birden yapmaya karar verdi. Hem kendini vurdu hem de zehir içti. Zehir onu hemen öldürmeyebilirdi. Siyanür insanı nefes aldığında vücuda giren oksijenin tutunduğu kan hücrelerine tutunarak öldürür. Siz nefes almaya devam edersiniz. Böyle çok 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 derin nefes alırsınız ama işe yaramaz. Hitler tabancasına uzanıp ateşleyecek vakti bulmuş olabilir. Adolf Hitler Berlin'den kaçmayı hiç düşünmedi. Bu anlamsız yıkımı sürdürdü. Ta ki onun için önemli olan her şeyi, hatta Almanya'yı bile yaralayana dek. Hitler Almanya'nın da onunla birlikte ölmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendini Almanya'nın vücut bulmuş hali olarak görüyordu. O intihar edecekse Almanya'da ölmeliydi. Son emirleri bile yok etmek üzerineydi. Ama bu kez kendi bedeninin yok edilmesini istiyordu. O gün olanları artık hayatta olmayan yardımcılarının ifadelerinden biliyoruz. Adamları Hitler'in cesedini sığınağın üstündeki bahçeye taşıdı. Üstüne 190 litre benzin döktü. Stalin'in cesedi sergileyememesi için tamamen yakmaları emredilmişti. Ama duvarın öte yanında devam eden savaş adamları işlerini bitiremeden siper almaya zorladı. Hitler'in cesedi sığınağın bahçesinden çıkıp uzun ve maceralı bir yolculuğa başladı. Emekli KGB ajanı Sergey Kondrashov bu sırrı ve gerçeği neden 50 yıldır sakladığını kısa zaman önce açıkladı. O zamanlar bazı kişiler Hitler'in kalıntılarının bulunduğunu açıklayıp orayı mabet haline getirmek istemiyordu. Joseph Stalin en büyük düşmanının sonsuza dek yok olmasını sağlayabilirdi. Ama öyle yapmadı. Tam tersine adamlarına cesedi saklama emri verdi. Hitler'in cesedinin bulunduğuna dair hiçbir şey söylemedikleri için bunu gizli tutmak zorundaydılar. Aynı zamanda politikalarını değiştirip cesedi dünyaya göstermek, cesedin onlarda olduğunu söylemek isteyebilirlerdi. Kızıl Ordu Hitler'den kalan parçaları bir cephane sandığına koydu ve sandığı gömdü. Ama birinin cesedi bulmasından korkuyorlardı. Ceset tam anlamıyla ateşten bir gömlek halini almıştı. Askerler başka bir üste giderken Hitler'in durduğu yeri kazıyor ve onu da yanlarında götürüyorlardı. Hitler'in cesedi 8 kez yerinden alınıp tekrar gömüldü. Hitler'in tamamen ortadan kaybolması ancak 1970'te Rusya'nın Almanya Magdeburg'daki bu askeri barakaları terk etmesiyle mümkün olabildi. Moskova Doğu Berlin'deki KGB şefi Sergey Kondrashov'a Hitler'i Magdeburg'da gömülü olduğu yerden çıkarmasını emretti. Sonunda sandık oradan alındı. Tamamen kül oluncaya kadar yakıldı ve kanalizasyona atıldı. Oradan da Doğu Almanya'daki bir nehir Adolf Hitler'i denize taşıdı. Hitler'in Berlin'deki sığınağı da yok edildi. 1947'de Ruslar tarafından patlatılan sığınağın yerinde şimdi bir otopark var. Musevi katliamı kurbanları anısına yapılan anıtın hemen yanı başında.
Bugün çoğumuz Adolf Hitler'in 1945 yılında Berlin'de öldüğünü kolaylıkla kabulleniyoruz. Ancak o zamanlar milyonlarca insan ondan o kadar çok korkuyordu ki onun kaçmış olabileceği fikri bile herkesi dehşete düşürmeye yetiyordu. Ama bugün bile yaşamaya devam ettiğini söylemek mümkün. Hitler bazı aşırı sağcılar için hala bir mesih. Ve onlar hariç herkes için sadece bir kabus. Dünya ondan intikamını alamadı. Onu canlı tutmak, bir gün bir şekilde onunla ödeşme şansına sahip olmak demekti. İnsanlar Adolf Hitler'in kaçmış olabileceğine inanmak istiyordu. Ama bu istek onun gerçekten kaçmış olabileceğini değil, işlediği cinayetlerin dehşet verici boyutunu gösteriyordu.